Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda bir dolar analizi yapalım istedim. Malumunuz, FX'çi arkadaşları da memnun etmemiz lazım. Onların da isteklerini geri çeviremeyiz. Yani yeterince endeks hisselerinden teknik analiz çalışması yapıyoruz ve Forex'ten de bundan sonra ciddi anlamda çalışmaları göreceksiniz arkadaşlar. Ekranımızda standart yasal yorumumuz. Kesinlikle al sat tut yönünde bir tavsiye burada söz konusu değil. Tamamen teknik anlamdaki göstergelerin size aktarımıdır arkadaşlar. Başka hiçbir şey değildir. Evet. Daha önceki videolarımızda yine arkadaşlar Yeni Zelanda doları, İsviçre frangını çektik. Bu da güzel bir teknik var. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Bayramda video atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Onun için gerideki videolara bakarak bakınız. Kozal, Alark, Eczacıbaşı, İlaç, Akdeniz Güvenlik, bütün bunları bir maç anacağım, Albaraka, Erbos, bakınız gidiyor. Bütün bunların teknik analiz çalışmalarını sizlere yaptık. Umarım istifade edersiniz arkadaşlar. Bayram boyu izlemeniz dileğiyle. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Şimdi dolara geçelim. Günlük bazda bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle alalım. Ekranımızı büyütelim ve günlük bazda dolar analizine şöyle geldiğimiz zaman daha önce test edilmiş olan direkt EMA 200'ler insan aklına geliyor arkadaşlar. Yani böyle zirvelerden sonra bakınız şurada EMA 200'ün testi, burada testi söz konusu. Bir gün tekrar buralara gelir miyiz bilemem. Ama şimdilik bize destek olan bir nokta var ki o da 6.76 seviyeleri arkadaşlar. Bizim için şu anda ciddi bir destek noktası. Evet, bu seviye üzerinden gidersek niçin 6.76? 6.76 bizim için EMA 50 sevgili dostlar. Bakın siyah çizgiyle göstermiş olduğumuz 50 hareketli ortalamadan kendisine destek bulmuş. Bakınız kırmızıyla sert bir düşüş ve bu seviyeden sonra 3 gün bu seviyenin üzerine kapatması şimdilik burada bir direnci gösterir. Ama ola ki 6.76, 6.75, bakınız burada 6.75'e iğne ucunu bırakmış. Biz buradan 6.75'i baz alalım günlükte arkadaşlar. Şöyle koyalım. 6.75 bizim için kritik bir nokta arkadaşlar. Bakınız bu seviyenin altına olası sarkmalarda direkt bizi 6.52, 6.23 sırasıyla bakınız EMA 100 ve EMA 200 bekliyor olacak. Geride ciddi bir boşluk söz konusu. Bu anlamda 6.75 desteğini önemseyerek takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine hareketli ortalamalara baktığımız zaman bakınız benim en çok üzerinde durduğum bu yeşil ve sarı bakınız. İkisinin kesişmesi, akabinde gelip kırmızıyı da içerisine alması bir her zaman için hisselerde bir risk. Aynı şekilde dolarda da arkadaşlar bir negatif durumu ifade etmektedir. Yani burada tek hareketli ortalama bazında bir kesişme söz konusu. Bu anlamda dikkat edilecek bir noktadayız ve burada 6.75'lerde kırılırsa arkadaşlar aşağıda bizi tutacak günlük bazda baktığımızda direkt 6.52'lik bakınız şu nokta söz konusu olmuş olacak. Evet. Şimdi geçelim hareketli ortalamalardan indikatörlerimize. İndikatörlerimizden göreceli güç endeksi burada hala kaç seviyeler arkadaşlar? 43 bandı. Burada tutunmaya çalışıyor. Göreceli güç endeksinin aşağı doğru sarkması 30 bandı ve bu bandın altında vakit geçirmesi bizi ciddi anlamda geriye çekebilir. Ama şimdilik burada tutunmuş gözüküyor arkadaşlar. Bunu takip edebiliriz. Yine MACD indikatörü 4 saatliğe gelelim. Oradan daha net MACD indikatörüne baktığımız zaman bakın 4 saatlik grafikte kesişme gerçekleşmiş. Yukarı doğru ivmelenmiş. Ve şimdi 4 saatlik bazda baktığımız zaman tüm çizimleri kaldıralım. Bakınız nereden destek bulduğunu size daha net göstermiş olacağım arkadaşlar. Her zaman uygulamış olduğumuz o geçmiş noktaların üzerine attığı zaman
Bakın şu seviye arkadaşlar. Ne yaptı? Dolar 4 saatlik grafikte bakın şu seviyenin kırmızının altına attı. Buralarda birazcık iğne ucu bıraktı ama bu seviyenin üzerinden yine toparladı arkadaşlar. Buranın değeri kaça geliyor ortalama? Şöyle baktığımızda işte 6.78 seviyedir. Yani 6.81'lerden bu seviyelere gelirsek 6.78, 6.75 artık işin aşağı doğru iyice koptuğunun işaretidir. Ki zaten 4 saatlikte de hareketli ortalamaların aşağı yönlü kıvrıldığını görüyoruz. Burada yeşil ve sarımız bakınız günlük pardon 4 saatlik bazda tekrar yukarı doğru bir toparlanma içerisinde burada bakınız yeşil ve sarı iç içe geçmiş 5-9 kırmızıyı da içine alarak yukarı doğru yönelmek gayreti içerisinde. Tabi yukarıdan da diğerleri aşağı doğru geliyor. Şimdi buradaki çakışma ayı ve boğa çakışması bakalım nasıl sonuçlanacak. Yani yukarı doğru bir kesişim gelir ise buradan yani yeşil ve sarı kırmızıyı 5 ve 9-21'i keserse yukarı doğru bir hareket söz konusu olabilir. Ama bu kesişmez veyahut da keser bir gün iki gün sonra tekrar geriye deperse arkadaşlar bu bizim ciddi anlamda o günlükteki EMA 100, EMA 200 seviyeleri teknik olarak hedef olarak karşımızda duruyor olacak sevgili dostlar. Hemen 1 saatlik grafiğine de gelelim. Bir de 1 saatlik üzerinden bakalım. Evet, 1 saatlikte bakınız şu seviyeye baktığımız zaman burada ciddi bir toparlanma gayreti içerisine girdiğini görüyoruz. Burada saatlik bazda arkadaşlar 6.82 direnç seviyemiz. Bakın saatlikte trade etmek isteyenler için 6.82 direnç seviyemiz. Bu seviye aşılırsa da yukarıda arkadaşlar 6.86 seviyeleri karşımıza çıkmış olacaktır. Hemen saatlik bazdaki trade imkanı sunacak noktaları da belirtelim. 6.82 6.86 şeklinde bir trade etme imkanı sunabilir arkadaşlar. Ama her şeye bakınız eğer olası geri çekilmelerde 6.75'in altını bir defa siz dolar için sert bir düşüşe gebe olmuş olduğu nokta olarak 6.75'i belleyebilirsiniz. 6.75 bizim için oldukça önemli bir destek noktası günlükte sevgili dostlarım. Evet. Şimdi dolarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Dolar ne uçar diyoruz, ne kaçar diyoruz, ne de yere çakılır diyoruz arkadaşlar. Tamamen tekniksel olarak hem günlükte baktık hem saatlikte bakmış olduk. Yani saatlik trade etmek isteyenler için direnç noktalarımız belli. Yukarı yönlü bir alım için 6.82. Burası geçilirse 6.86'ya kadar bir yolculuk söz konusu olabilir diyoruz. Ve burada videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ve 6.75'i de bir kenara not almanızı da isterim. Acizane bir şekilde 6.75 dolardaki bence en kritik rakamlardan birisi. Yani doların yukarı yönlü devam mı yoksa tamam mı noktasında bence ciddi bir nokta, ciddi bir bölge. Burayı önemseyen bence gerekli bir şekilde işlemlerini açar, kapar. Yani kar satışını, alımını falan ona göre ayarlayabilir diye düşünüyorum. 6.75 referanslı yolculuk oldukça işinize yarayacaktır günlük bazda. Evet. Tekrar görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Herkese güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Hüzünlü bir bayram diyebiliriz ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Umarım bir sonraki bayram daha güzel bir bayram olarak karşımıza çıkar. Böyle eşimizle, dostumuzla,
muhabbetin olduğu bir bayram olarak karşımıza çıkar temennisiyle videomu sonlandırmış oluyorum. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.